Mısır'la Türkiye arasındaki normalleşme sürecinde kritik bir adım daha atıldı demiştik bültenimizin başında. Diplomatik ilişkiler 10 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik seviyesine yükseltildi. Şimdi Ankara-Kahire hattında yaşanan bu gelişmeyi tüm detaylarıyla Haber Global Dış Haber Müdürü Süheyla Demir'le konuşacağız. Şimdi öncelikle bugünkü gelişmeye gelene kadar her şey nasıl başlamıştı? Normalleşme adımları nasıl ilerledi? Hangi adımlar atıldı? Onları bir hatırlayalım senden Süheyla. Bu arada hoş geldin. Teşekkürler. Tabii ki yeni bir süreç değil. 2020 yılından beri normalleşme başladı mı, ilerliyor mu, tam kapasite mi ilerliyor diye konuşuyorduk ve bugün en kritik adım atıldı. Çünkü diplomatik ilişkilerin olağan seyrine, yani büyükelçilik seviyesine döndürülmesi iki ülkenin artık sorunlarını rayına sokacağı anlamına gelir. Ya da sorunları farklı bir şekilde diplomasi yoluyla çözme kararını artık netleştirdiği anlamına gelir. Bugünkü adım çok önemli ama daha önemli adımlar da atılmıştı. Bugünkü gelişmeyi sağlayacak. Onları hatırlayalım. Evet. Şimdi Ağustos 2020 yılına gidelim. Çünkü o dönem ne vardı? Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmaya mı dönüşecek? Farklı bir boyut mu alacak diye konuştuğumuz bir kriz vardı. Doğu Akdeniz gerilim yaşanırken Mısır çok kritik bir adım attı. Türkiye'nin bir anlamda hassasiyetlerini gözeten bir adımdı bu. Ne yaptı? Yunanistan'la deniz yetki alanları anlaşması imzaladı Mısır. Akdeniz'de ve orada Türkiye'nin tezlerine hassasiyet gösterdiğini sergilemiş oldu. Anlaşmada sınırı 28. parselin ötesine çekmedi. Bu da bir anlamda Ankara tarafından normalleşme yolundaki ilk sinyal, olumlu bir adım olarak görüldü ve ardından neler yaşandı diye soracak olursak Ağustos ayında biz şunu öğrendik yine bu anlaşmanın yapıldığı sıralarda. Türkiye ile Mısır arasında istihbarat kanalları aracılığıyla diyaloğun kurulu olduğunu öğrendik. Bakın bu çok önemli çünkü İki ülke diplomatik ilişkilerini tamamen sıfırlasa dahi düşman ülkeler dahi istihbarat kanallarını açık tutarlar. Ama şu nokta önemli, şu anda Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan istihbaratın başındaydı. Yani Mısır'la normalleşme sürecinin başındaydı yönettiği kurum aracılığıyla. Evet. Dolayısıyla bugün de bu adımların daha hızlı ve belki daha yolunda ilerleyeceği sürecini düşünebiliriz. Çünkü zaten mimarlarından biri Hakan Fidan'dı. Ve de Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra diplomasinin yanı sıra istihbarat kanallarının iki ülke arasındaki hassasiyetleri, sorun başlıklarına diyalog yoluyla çözme en azından anlayışını getirmesi ve bu sürecin başlamış olması iyiye işaretti. Zaten daha sonra ne oldu? İstikşafi görüşmeler başladı. Biz bu terimi daha çok Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde kullanıyoruz. Bir türlü sonu gelmeyen ya da sonuç getirmeyen istikşafi görüşmeler defalarca yapılmıştı. Mısır'la da yapıldı. Mayıs ve Eylül 2021 dönemlerinde ilki Kahire'de, ikincisi Ankara'da yapıldı ve iki ülke dediğimiz gibi sorun başlıklarını çözmek için birbirlerinin tutumlarını keşfetmek için, zaten keşiften gelir istikşafi görüşmelerde, keşfetmek için, birbirlerini anlamak için masaya oturdular. Şimdi en önemli adımlardan biri de Haziran 2022 yılında atıldı. Çünkü 9 yıl sonra Mısır'a Türkiye'den bakan seviyesinde ilk ziyaret gerçekleşti. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Kahire'ye gitti. Oradaki İslam İşbirliği, İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısına katıldı. Ve bu da buzların erimeye başladığının göstergesiydi. Ama buzları tamamen eriten bir görüntü, bir olay, bir buluşma vardı ki o da Katar'da gerçekleşti. Futbol diplomasisi. Kasım 2022, 20 Kasım hatta tarihini de tam söyleyelim. Erdoğan ve Sisi Katar'daki bu Dünya Futbol Şampiyonası'nda tribünlerdeydi ve de el sıkıştılar. Yeni bir dönemin işareti, başlangıcı olarak görülmüştü bu tokalaşma. Hem Mısır hem dünya basınında. Erdoğan da bir soru sormuştu. Niye yeniden olmasın? Neyi kastediyordu? Türkiye ve Mısır halklarının geçmişteki dostluğunu, güzel ilişkilerini kastediyordu. Neden yeniden başlamasın, neden yeniden olmasın demişti. Ve Akdeniz konusunda da bir vurgusu vardı. Bizim Mısır'dan istediğimiz, Akdeniz'de bize karşı olanlara karşı biz barışı sürdürelim. Tabii ki bu Yunanistan'la Rum kesimine yönelik bir mesajdı. Devamı geldi. Türkiye Şubat ayında çok acı bir haberle sarsılmıştı. Kahramanmaraş depremleri ve Mısır bu depremlerden sonra Türkiye'ye yardım eli uzatan ve diplomatik ziyarete bulunan ilk ülkelerden biri oldu. İşte dost acı günde belli olur lafını biz diplomaside bu normalleşme sürecinde bizzat yaşayarak gördük. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri deprem bölgesini ziyaret etti. Orada dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Dostluk mesajı verdiler. Önemli bir adımdı. Zaten bir ay sonra da iadeyi ziyaret gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu bu kez Kahire'yi ziyaret etti ve 10 yıl sonra Mısır'a giden, Türkiye'den giden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Şimdi bu yaz 2023. Bu yaz yine hızlı adımlar gerçekleşti. Çünkü Türkiye'de artık yeni bir süreç vardı. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu koruması ve yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte tebrik telefonları trafiği yaşandı. Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden ilk liderlerdendi. Ve yine Mısır Dışişleri Bakanı da Hakan Fidan'ı tebrik etti telefonla. Yani bu normalleşme sürecini hızlandırarak tamamlamaya kararlı olduklarını da teyit etmiş oldular bu görüşmelerle. Ki zaten çok geçmeden biz şunu öğrendik ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini öğrendik. Ve Mısırlıların da bu davete olumlu baktığını, görüşmenin yeri ve zamanının ayarlandığını, Ankara'da ya da Kahire'de görüşebileceklerini belirttiler. Tabii ki davet Türkiye'den geldi. Dolayısıyla Ankara'da gerçekleşmesi beklentiler arasında ve artık bugün itibariyle dediğimiz gibi önemli adım, karşılıklı büyükelçiler atandı tam 10 yıl sonra. Evet, şimdi aslında sorunlu başlıklar da var iki ülke arasında ama bunu sormadan önce şunu sormak istiyorum. İki ülkeyi yakınlaştıran diğer iç ve dış faktörler nelerdi? Evet, tabii ki iki ülkenin yönetimleri arasındaki bu irade, normalleşmeyi başlatma ve devam etme iradesi çok önemli. Ama bir de bunu kolaylaştıran bazı faktörler var. Şimdi bakın 2021 dedik. Orada istikşafi görüşmeler başlamıştı dedik. 2021 neden önemli? Çünkü dünyada bir normalleşme sürecinin aslında alevlendiği bir dönemdi. Yani İsrail ile Arap ülkeleri arasında bir normalleşme süreci Abraham İbrahim anlaşmalarının ardından. Yine Katar'la Arap ülkeleri arasında bir normalleşme süreci yaşanıyordu. Yine ULA zirvesinde imzalanan o anlaşmayla birlikte Katar'a blokaj, ambargo kaldırılmıştı. Tüm bunlar hem Türkiye'nin komşularıyla, diğer ülkelerle normalleşme sürecinin ki daha öncesinde Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile de Türkiye normalleşme sürecini başlatmıştı. Mısır'la da bu sürecin başlatılabilmesini kolaylaştırdı, teşvik etti diyebiliriz. Ya da şimdi dedik ya İsrail ile Arap ülkeleri arasında bir normalleşme, yakınlaşma süreci başladı. Son dönemin en önemli uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmelerinden biri bu. Bu ne yaptı? Mısır'ın pozisyonunu, arabulucu pozisyonunu, diplomatik ağırlığını birazcık zayıflattı. Bu da Türkiye için bir fırsattı. Yani sonuçta Türkiye'de önemli bir bölgesel güç. Evet. İki ülkenin daha farklı güç birliği yapması, güçlerini birleştirmesi Mısır'a da alan açacak. Sadece siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda da aynı zamanda ki Mısır da şu anda çok ciddi ekonomik sıkıntılardan geçiyor. Türkiye gibi bir ülkeyle yatırım ilişkilerini, ticaret ilişkilerini geliştirmek Mısır için de çok önemli. Bütün bunlar da kolaylaştırıcı faktörler arasındaydı. Evet, şimdi normalleşme süreci tam kapsamlı bir şekilde devam ediyor ama bu aslında iki ülke arasında anlaşmazlıklar olmadığı anlamına da gelmiyor. Şimdi bu iki ülke arasında sorunlu başlıklara da bir değinmeni rica edeceğim senden. Tabii öncelikle aklımıza ne gelmeli? Birçok sorun olabilir. Bunlar olağan şeyler, devletlerin çıkarlarının çatışması çok olağan şeyler. Ama özellikle öne çıkan iki başlık var. Biz bunları değerlendirmek istedik. Biri Libya sorunu. Şimdi Libya ile Mısır malum çok yakınlar, komşular. Dolayısıyla Mısır Libya'daki gelişmeler üzerinde söz hakkı olmak istiyor. Ama Türkiye'de Mısır'da çok ciddi bir etkiye, askeri varlığa, askeri danışmanlar üzerinden askeri varlığa sahip ve iki ülke rakip güçleri destekliyor. Türkiye, Trablus'taki hükümeti ki Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı meşru yönetimi desteklerken Mısır isyancı olarak tanımlanan General Halife Hafter'e bağlı güçleri destekledi. Bu da iki ülkenin karşı karşıya gelmesine yol açtı ve hala da yol açıyor, evet, diyebiliriz ki sahada dengeler Türkiye'nin desteklediği güçlerin lehine geliştiğinde orada Sisi çok şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Bir kırmızı çizgi çekmişti Hafter'e karşı savaşan güçlerin karşısına ve orada tansiyon yükselmişti. Yani dönem dönem iki ülke arasında Libya üzerinden tansiyonun çok yükseldiği anlar oldu. Şimdi Mısır Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını istemiyor. Her ne kadar Türkiye Trablus hükümetinin daveti üzerine uluslararası hukuka uygun şekilde gittiğini söylese de, orada askerlerini danışmanlık sıfatıyla bulundurduğunu söylese de Mısır bu askeri varlığın sona ermesini istiyor. Tabii ki Türkiye'nin gündeminde yakın vadede böyle bir şey yok ki zaten bu Libya hükümetiyle uzlaşı temelinde atılacak, evet, bir adım olur. Ancak bu konunun da müzakereler dahilinde tartışmaya açılabileceği, sadece Türkiye'ye yönelik değil, bütün yabancı askerlere yönelik, Ankara'nın hassasiyeti de bu noktada bu. Böyle bir müzakere konusu karşımıza belki ileriki dönemde çıkabilir. Ve Mısır Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmalara da karşı. Şimdi Türkiye şöyle pozisyonlandırıyor kendisini. Tabii ki meşru bir yönetim var. Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı, evet, ve bu meşru yönetimle imzalanan hem deniz yetki anlaşması hem de hidrokarbon anlaşması var. Ancak Mısır bu anlaşmaların yasal olmadığını savunuyor. Tıpkı Yunanistan gibi. Evet. Bu noktada pozisyonu Yunanistan'la aynı. Ancak şunu belirtelim ki Türkiye'yi de tamamen karşısına almamaya gayret etti. Bütün bu anlaşmalara tepkisinde biraz dengeli bir siyaset yürütmeye çalıştı. Çünkü Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetiyle çok bağlantılı bu, evet, anlaşmalar ve detaylara şimdi geçelim. Evet. Orada da Türkiye'nin aslında Mısır'a sunduğu öneriler çok daha Mısır'ın işine yarayabilecek türden. Şimdi baktığımızda Türkiye ile Libya 2019'da deniz yetki anlaşması imzaladığında Akdeniz'de, bir yıl sonra Yunanistan devreye girip Mısır'la bir deniz yetki anlaşması imzaladı. Ardından Mısır Rum kesimiyle de imzaladı. Tabii ki Türkiye bu anlaşmaları tanımıyor. Ve dediğimiz gibi Mısır Yunanistan'la imzaladığı anlaşmada Türkiye'nin tezlerini de gözeten bir pozisyon aldı. Yani tamamen Yunanistan'ın tezlerine arka çıkmadı, saha sağlamadı. Bu anlamda Mısır birazcık bekle gör politikası izliyor ya da denge politikasını kurnaz adımlarla atmaya çalışıyor, evet, ama Türkiye'yi tamamen karşısına almamaya çalışarak. Türkiye ne diyor? Mısır'a gel Akdeniz'de biz ikimiz bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayalım. Bu sayede senin çıkarların daha çok gözetilecek. Yani eğer iki ülke Türkiye ile Mısır anlaşma imzalarsa Mısır'a başkent Kahire'nin 25 katı büyüklüğünde bir alan sağlanmış olacak Akdeniz'de ve bu Yunanistan'la imzalayacağı anlaşmadan daha karlı, daha avantajlı. Böyle bir fırsat da sunulmuş aslında. Böyle bir fırsat sunuldu. Bunu daha önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu defalarca dile, evet, getirdi. Birazcık daha Yunanistan ve Rum kesimiyle yakınlaşma politikasını devam ettirdi. Kendi bölgesel ağırlığını artırma politikası hedefinde. Ve şöyle bir şey daha yaptı, işte anlaşmazlık başlıklarından bahsediyoruz ya. Evet. Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetinde Mısır Türkiye'yi dışlayan bir projede bizzat kurucu ortak olarak yer aldı. Bu projenin adı ne? İsmet. Biliyoruz ki ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini çekmesiyle ölü doğmuş bir proje olduğunu da belirtebiliriz. Çünkü hayata geçirilmesi çok zor. Yani İsrail gazını Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya ulaştırma hedefi o kadar maliyetli, o kadar zor ve yıllar alacak bir projeydi ki Amerika Birleşik Devletleri bile destek vermedi. Mısır her ne kadar bunun içinde olsa da Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetinde şu anda beklenti iki ülke arasındaki normalleşme süreciyle yeni işbirliği alanlarının açılması, özellikle Avrupa-Ukrayna savaşının ardından enerji krizini daha da ağır, ki bu yıl daha da ağırlaşması bekleniyor, hissederken iki ülkenin başlattığı bu normalleşme süreci Avrupa'ya da hem de iki ülkeye de bir avantaj sağlayabilir. Peki Süheyla, çok teşekkür ediyoruz anlattıkların için. Haber Global Dış Haberler Müdürü Süheyla Demir.